Korona döneminde demans hastalığı, yani halk arasındaki ismiyle bunama hastalığı hakkında çok daha fazla bilgiye sahibiz. Bu filmde size neyin iyi geleceği hakkında bilgi vermek istiyorum. Bunama hastalığı bir beyin hastalığıdır. Alzheimer da bunun bir çeşididir. Erkekler ve kadınlar bunama hastası olabilirler ama herkes bunama hastası olmaz. İnsanlar bunama hastası olduklarında genellikle ilerleyen yaşlardadırlar. Bunama hastalığı insanların farklı davranmalarına sebep olabilir. Kendilerini daha fazla sinirli hissedebilirler veya tam tersi sessiz olabilirler. Bunama hastalığından önce çok fazla arkadaş veya aile ziyaretinde bulunanlar bunu artık hastalık yüzünden istemeyebilirler. Çok fazla koltukta oturmak isteyebilirler veya tam tersi çok hareketli olabilirler. Bunama hastalığı yüzünden insanlar çok şeyi unuturlar. Torunlarınızın ismini bilemeyebilirsiniz, yolunuzu kaybedebilirsiniz veya bazı kelimeleri unutabilirsiniz. Alışveriş yapmak, yemek yapmak, kıyafetlerinizi giymek, televizyon seyretmek de artık zorlaşabilir. Bazen bir şeyler yemek de zorlaşabilir. İnsanlar en sevdikleri yemekleri bile sevmeyebilirler. Gece ve gündüzü birbirine karıştırıp gece uyanık kalabilirler. Çünkü uyumak da zorlaşabilir artık. Telefonda biriyle konuşma da zorlaşabilir. Korona döneminde bunama hastası olan insanlar çok ağır bir süreç yaşıyorlar. Değişmeyen ve aynı kalan tek şey var ki onların etraflarında sevecen insanların olmalarını istemeleridir. Korona döneminde bunama hastası olan birine bakmak da çok zordur. Bu her ne kadar zor olsa da insanlar bakmaya devam ediyorlar. Bence bu çok güzel bir şey ve çok değerli bir şey yapıyorsunuz. Bakım yapan insanlardan da çok fazla şey öğrendik. Artık birlikte bir şeyler yapmanın iyi geldiğini ve size yardımcı olduğunu biliyoruz. Korona olsa bile güvenli bir şekilde dışarı çıkabilirsiniz örneğin. Dışarıda dolaşmak veya tekerlekli sandalye ile dışarıda bulunmak size iyi gelir ve kendinizi iyi hissettirir. Sağlıklı beslenmek de bunama hastaları için iyi gelir. Veya beyninizi aktif tutarak bunama hastalığına yardımcı olabilirsiniz. Bunu geçmişte yaptığınız şeyleri tekrar ederek, örneğin bahçede çalışarak, müzik dinleyerek ve şarkı söyleyerek yapabilirsiniz. Üç şey korona döneminde ve ondan sonrasında da bunama hastaları ve etrafında onlara bakanlar için çok önemlidir. İlk olarak birbirinizle iletişim halinde olunuz. Birbirinizle konuşmak ve görüşmek gerçekten yardımcı olur. Bunama hastalığı hakkında da konuşun. Arkadaşlarınızla, komşularınızla, dostlarınızla. Çünkü çok insanda bunama hastalığı vardır ve siz kesinlikle yalnız değilsiniz. Bunun hakkında konuşmak size gerçekten yardımcı olacaktır. İkincisi, nelerin işe yaradığını denemeye devam ediniz. Bunama hastası olan kişilerle iletişim kurmak bazen çok zor olabilir. Çünkü o çok zor bir gün geçiriyor olabilir. Koronadan dolayı iletişim kurmak da zorlaşabilir. Çünkü mesafeyi korumak zorundasınızdır. İnsanlar bazen telefon görüşmelerinde veya görüntülü görüşmede zorlanabilirler. Sabırlıca birlikte neyin iyi geldiğini denemeye devam edin. Birlikte mutlaka neyin iyi gelebileceğini bulacağınıza inanıyorum. Üçüncüsü, bazen de nelerin işe yaradığını bilmek için yardıma ihtiyacınız olabilir. Bu nedenle aile hekiminizle veya bunama hastalığı vaka yöneticileri, case manager isimli kişilerle irtibat halinde olunuz. Bunama hastaları için özel misafirhaneler de mevcuttur. Onlar bunama hastalığı hakkında çok şey bilirler ve sizinle birlikte fikir yürütebilirler. Bu kişilerle randevu yapıp sorunlarınızı konuşup hep birlikte çözüm arayabilirsiniz. Aile hekimleri, bunama hastalığı vaka yöneticileri ve yardımcı hemşireler bunama hastalarının kötüye gittiklerini tespit edip size yardımcı olabilirler. Bir Alzheimer kafesine de gidebilirsiniz örneğin. Orada bunama hastalığı hakkında çok fazla bilgiye sahip insanlar vardır ve size tavsiyelerde bulunabilirler. Umarım bu tavsiyeler size yardımcı olurlar.